olarak o pürüzlü yüzeyler üzerinde, levhalar arasındaki pürüzlü yüzeyler arasında, ben öyle anladım, geciktiriyor olayı. Dolayısıyla stres birikimi artmış oluyor. Evet, evet. Yani pürüzler olmasa, faylar her sıkıştığında, her basınç altına girdiğinde hareket edebilse aslında enerji biriktiremeyecek ve dolayısıyla özellikle büyük depremler oluşturamayacaklar. Biz bu tür hareketlere krip dediğimiz teknik bir terim, fay kribi diyoruz. Türkiye'de birkaç İsmet Paşa'da mesela Bolu Gerede'de İsmet Paşa bölgesinde bu tür Kuzey Anadolu fayımızın bu tür bu bölgesinde böyle bir hareket var. Yine dünyanın değişik bölgelerinde bu tür hareketler var. Yani fayların ani hareket etmesi sonucu depremler oluşuyor. Dünyanın bu kabuk, bizim levha dediğimiz kabuklarının sınırları ana fayları oluşturuyor dedik. Ülkemize gelecek olursak, ülkemizde bu ana faylardan, sınır oluşturan ana faylardan iki tanesi ön plana çıkıyor. Dünyaca tanınan faylar bunlar. Bir tanesi Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Kuzey Anadolu fayı Kuzeydoğu'da, Bingöl Karlova'dan başlayıp batıya doğru devam ediyor. Bolu Gerede, Erzincan, Bolu Gerede işte oradan Marmara'ya ulaşıyor ve Ege bölgesinde üç kola ayrılıyor. Bir kol kuzeyde Marmara Denizi içerisinden ilerleyip Ganos civarında Ege Denizi'ne geçiyor. Diğer iki kol daha güneyden devam ediyor ve o da yine Kuzey Ege'de Ege Denizi'ne giriyor. Bu şekilde bir biz at kuyruğu paterni dediğimiz bir patern sergiliyor. Yani Kuzey Anadolu fayını biz aslında, yani seyircilerimizin de daha rahat anlayacağı şekilde, Karadeniz'e paralel olan fay diye de adlandırabiliriz. Evet, yani kabaca Karadeniz'e paralel devam ediyor. Osmaniye ile herhangi bir ilgisi yok. Kuzey Anadolu fayını yok. Yok. Ama işte Karlova'da Doğu Anadolu fayı ile birleşiyor. Doğu Anadolu fayı da buradan başlatıyoruz biz literatürde. Karlova'dan güney batıya doğru devam ediyor. Palu, Elazığ'ın Palu ilçesi, oradan Hazar Gölü, ki Hazar Gölü bir fay gölüdür. Faylar üzerinde bazen bu şekilde çöküntü alanları oluşuyor. Çok teknik konuşmak istemiyorum halkımızın anlaması açısından. Çöküntü alanları oluşuyor ve buralar daha sonra suların birikmesiyle göller, fay gölleri oluşuyor. Hazar Gölü bu tür göllerden bir tanesi. Devam ediyor, gölü geçiyor. Sivrice var. Birkaç sene önce Sivrice'de bir deprem yaşamıştık. Daha güneye, güneybatıya devam ediyor. Şiro Çayı Vadisi var. Malatya'ya ait. Pötürge ilçesinin hemen yakınında. Şiro Çayı Vadisi'ni takip ediyor. Adıyaman Sincik üzerinden Gölbaşı ve Türkoğlu'na ulaşıyor. Yavaş yavaş bize yaklaşıyorsun. Evet. Evet, maalesef yaklaşıyoruz. Türkoğlu'nda fay ikiye ayrılıyor. Bir kol güneye dönüyor ve kömürler veya Nurdağ diğer bir ismi. Kömürler Nurdağ'a, oradan Islahiye, Hassa, Kırıkan ve Hatay'a ulaşıyor. Orada değişik görüşler var. Denize girdiğini savunan bir görüş var. Daha güneyden gelen Kızıldeniz'den, Hint Okyanusu, Kızıldeniz, İsrail, Suriye üzerinden gelip Antakya'da Türkiye'ye giren Ölüdeniz fayıyla birleştirenler var. Orada biraz bilim adamları arasında bir tartışma var oradaki ilişkiler konusunda.
Bu kolun diğer kol ise, Türk oğlundan ayrılan diğer kol ise Amanosların kuzey uzantısını geçerek Düzici'nin hemen kuzey doğusundan Şekerdere'yi kesiyor, Şekerdere'ye ulaşıyor. Şekerdere'den bize doğru yaklaşıyor, yani güneybatıya doğru, Osmaniye'ye doğru. Yukarı Çona köyleri var. Oradan Çardak köyünün içinden geçiyor ve Gökbekirler köyü var. Hemen Osmaniye'nin kuzeydoğusunda, artık Osmaniye'ye dahil de edilmiş olabilir. Biz bu çalışmayı yaptığımızda köy statüsündeydi. Gökbekirler'in hemen önünden Gebeli, Osmaniye'nin Gebeli mahallesi, semtine giriyor. Fay burada Karasu çayının getirdiği malzemelerden oluşan genç, bizim alüvyal birimler dediğimiz genç nehir malzemelerinin, yani taneli yapıda, gevşek, yumuşak birimler, kum, çakıl, çimentolanmamış, kayaç olmayan malzemeler. Evet. Bunlar genelde fay şeklinde oluyor. Genelde nehirlerin dağlardan ovaya çıktıkları bölgelerde fan veya yelpaze şeklinde bir yapıları olduğu için biz bunlara alüvyal yelpazeler diyoruz. Bu genç nehir malzemesinin altına, yani bunlar tarafından gömülmüş oluyor. Onun altına girmiyor aslında. Fay var orada. O genç malzeme fayı örtmüş oluyor. Yani yüzeyde sürekli bir ortam olmadığından kırılan fay net bir şekilde yüzeyde görünmüyor. Evet. Alüvyal birimler onu yutuyor bir şekilde. Evet. Aşağıda var o fay. Örtüyor. Evet. Evet. Yalnız Gebeli Mahallesi'nde dikkatli bir çalışma yaptığımızda şunu gördük. Orada yaklaşık 400-500 metrelik bir mesafede fay yüzeyde gözüküyor. Orada bir basamak oluşturmuş durumda. Yani yaşlı nehir taraçalarıyla, nehir malzemeleriyle genç malzemeler arasında bir basamak oluşturmuş durumda. Yaklaşık 3-3,5 metre yüksekliğinde bir basamak oluşturmuş durumda. Fayı burada tekrar şehir içerisinde yakalıyoruz. İşte 400-500 metre mesafede izleyebiliyoruz. Sonra tekrar nehre yaklaştığımız için, Karasu çayına yaklaştığımız için tekrar bu genç nehir malzemelerinin altına giriyor fay. Ve karşı tarafta Karacalar köyü veya beldesi, küçük bir yer çünkü, onun ön tarafında tekrar fayı görüyoruz. Oradan Dereobası köyüne ulaşıyor. Hemen köyün üst tarafından, dağlarla köyün arasından Fakuşa, eski Fakuşa yalnız, heyelan nedeniyle taşınmış bir köy burası. Bizim üniversitenin biraz daha güneydoğusunda olan. Evet, güneydoğusunda, üniversitenin güneydoğusunda. Heyelan'ın nedeni de aslında, yani Fakuşa köyünün ve biraz ileride Akyar köyü var, yine eski Akyar var heyelan nedeniyle. Akyar köyü de taşınmış zamanında, 1960'lı yıllarda. Bu iki heyelan, Fakuşa ve Akyar heyelanları aslında tam fayın üzerindeler. Yani faylardaki bu hareketler ve çıkan, işte faydan çıkan kaynaklar nedeniyle oradaki malzemeler, işte küçük depremler de bunları tetiklemiş olabilir. O bölgeler heyelana uğramış durumda ve köyler boşaltılmış ve daha batıya, güneybatıya, daha ovaya doğru düz alanlara taşınmış 1960'lı yıllarda. Fay bu iki bölgeden geçiyor. Yani eski Fakuşa ve Akyar, eski Akyar heyelan bölgelerinden geçiyor ve denize doğru devam ediyor. Gökdereli, yanılmıyorsam oradaki köyün adı, onun hemen güneybatısından denize ulaşıyor. Tabii buranın yapısı, ülkemizin yapısı aslında çok komplike, çok karışık bir fay yapısı var. Şimdi biraz önce levhalardan, faylardan bahsettik.
Anadolu levhası da bu levhalardan, bu fayla parçalardan bir tanesi. Hani futbol topunun baklalarına benzettik. Bu Anadolu levhası veya baklası diyelim, mini bir levha. Afrika Arap levhası ile Asya Avrupa levhaları arasında sıkışmış kalmış mini bir levha. Bunun için arada sıkıştığı için de aşırı deformasyona uğramış durumda. Yani ülkemizin hemen hemen her yerinde faylar mevcut. Yani bu söylediğimiz Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu fayları ana faylarımız. Bunun yanında bir sürü bu deformasyona bağlı, sıkışmaya bağlı bir sürü faylarımız var. İrili ufaklı. Hocam tam bu noktada işte o iki ana kol, yani Karadeniz'e paralel giden ve bize doğru onun diğer ucundan başlayıp güney-kuzey, kuzey-güney doğrultu devam eden bizim bu Doğu Anadolu fayı arasında şu an Van doğrudan bu ana kolun üzerinde olmamasına rağmen o dediğiniz türden ki 30-35 kilometrelik bir fay uzunluğundan bahsediliyor, kırık uzunluğundan bahsediliyor. Hani ana kolun üzerinde değil, tali beklenmeyen bir noktada çıktı diye jeologların beyanlarını ben duydum. O zaman sizin dediğiniz de bunu destekliyor. Evet, şimdi Doğu Anadolu bölgemiz maalesef bu tür yani bu tür çalışmalar açısından biraz şanssız bir konumda. Yani ülkemizin birçok yeri bu faylar açısından çok detay çalışılmış olmasına rağmen Doğu Anadolu bölgemiz ve işte Van'ın doğusu, bu işte Van depremi ve Erciş depremi nasıl isimlendirirsek bu depremlere neden olan faylarımız çok detay çalışılmış faylar değil. Türkiye'nin aktif fay haritasına baktığımızda burada çok küçük tali faylar haritalanmış. Yalnız bir Çaldıran depremimiz var. Onu oluşturan fay daha kuzeyde farklı bir sistem. Yani bu Van depreminin oluşturan faylar daha güneyde ve işte o bölgeler çok detay çalışılamadığı için şimdi bu tartışmaları yaşıyoruz aslında. İşte hayalet fay, gömülü fay, örtülü fay. Yani örtülü faylar dünyanın her yerinde var. Biraz önce anlattım. Osmaniye içerisinde de Doğu Anadolu fayının bir kısmı örtülü konumda. Ama bu faylar aslında detay çalışılsa, biraz sonra Osmaniye'deki çalışmamızın detaylarına gireceğiz. Yani o şekilde çalışılırsa bu fayların uzunlukları, öncelikle varlıkları tespit edilir ve uzunlukları belirlenir. Ona göre üretebilecekleri maksimum olası büyüklükler hesaplanır ve etkileri belirlenir. Ona göre hazırlıklar yapılır. Ama bu bölgelerimiz daha önce de söylediğim gibi çok detay çalışılmış bölgeler değil. Yani bizlere çok iş düşüyor bu konuda. Oralarda çalışılması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada hocam yine yani sözde değil, icraatta işlemler yapmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Ben tam bu noktada bir düşüncemi sizde, değerli seyircilerimizle de paylaşmak isterim. Şimdi maalesef bilim adamlarımız bu çok hassas, başta girişte yaptığımız konuşmada da söylediğimiz gibi insanları psikolojik olarak da çok etkileyen, tabii ki hiç şüphe yok ki can mal kayıplarına sebep olan bu büyük depremleri biz bazen ranta dönüştürüyoruz. Bazı bilim adamlarımız bu konuda maalesef çok bariz bir şekilde bunu rant için kullanabiliyor ve tamamen insanların duygularını suistimal ediyorlar. Yani ben de dahil. Ben bir jeolog değilim ama şimdi karşımda profesör unvanıyla medyada gördüğüm insanların profesör unvanına saygımdan dolayı söylemlerinin doğru olduğuna inanıyorum. Ama aynı anda aynı program içerisinde dahi bir anda işte siz biraz önce işaret ettiniz, Marmara'ya doğru giderken bizim Kuzey Anadolu fayının ayrıldığını, belli noktalarda ayrımlar olduğunu. Şimdi bir tanesi aynı programda burası kırılacak diyor, bir tanesi kırılmayacak diyor. Tabi bu arada da 15-20 milyon İstanbul insanı orada dikkatli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde dinliyor, kalbi küt küt atıyor. Ve bir anda kırılmayacak diyen profesörümüz herkesin gönlünde taht kuruyor. Kırılacak diyen, belki doğru söylüyorsa
aslında yanlış yapan diğer oluyor iken, kırılacak diyen belki yanlış görülüyor o an için. Dolayısıyla